Kaldırma onu evladım, göbeğin düşer. Bir yerlerden tanıdık geldi mi? Çocukken ağır bir şeyler kaldırdığımda büyüklerim böyle derdi bana, dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Ben de çocukken duyardım bu sözü ama nedir o göbek düşmesi öyle arkadaş? İnsanın göbeği nasıl düşer ki? Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Göbek düşmesi ve mide sarkması gibi yaygın olan bu iki problem çok yaygın olmakla beraber tıbbi olarak ileri seviye teknoloji imkanlarına rağmen henüz tespit edilemiyor ve klinik hiçbir belirti göstermiyor. Ancak göbek düşmesinde rahatsızlığınız henüz yeni ise evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle kendiniz de bu durumdan kurtulabilirsiniz. Göbek düşmesi nedir? Göbek düşmesi, halk arasında göbek kayması, göbek kaçması olarak bilinen doğuştan geldiği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Göbek düşmesinin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. İnsanlar arasında çok yaygın olan bir hastalıktır. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Göbek düşmesini tetikleyen olayların başında ağır kaldırma, aşırı hareketler, gebelik, ani hareket ve korku yer almaktadır. Halk arasında yaygın olarak karşılaşıldığı için birçok geleneksel tedavi yöntemi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Bardak çekme ve vurma yöntemi, göbek masajı, hacamat ve göbeğe ip bağlamak bunlardan bazılarıdır. Göbek düşmesi belirtileri nelerdir? Göbek ve çevresinde ağrı, göbekte ağırlık hissi, halsizlik, yorgunluk ve takatsizlik hissi, yemeklerden sonra karında ve özellikle göbek kısmında şişkinlik, mide ekşimesi, mide bulantısı ve kusma, hazımsızlık, kabızlık veya ishal, ara ara baş dönmesi, dikkatsizlik, belde ve sırtta ağrı, dik durmakta zorlanmak, göbeğin başka yerlerde atması durumu, ani terlemeler, baş ağrıları, uykusuzluk veya uyuma sorunu, odaklanma problemleri, göbekte hareketlilik hissetmek, iştahsızlık, ani kilo kaybı, hiçbir sebep yokken depresyona girme, nefes darlığı ve cinsel isteksizlik. Göbek düşmesi nasıl önlenir? Ağır kaldırmaktan kaçının. Göbeğinizin üzerine hiçbir şey koymayın. Yeterince sıvı tüketin. Lif bakımından zengin yiyecekler tüketin. Göbek temizliğini ihmal etmeyin. Ani hareketlerden kaçının. Sizi korkutacak olaylardan uzak durun. Göbek düşmesi belirtileri ve korunma yollarından bahsettikten sonra şimdi de göbek düşmesinin nasıl düzeltileceğinden bahsedelim. Önemli uyarı. Sayacağımız bu yöntemler kesin çözüm olmayabilir. Bunun sebebi göbeği uzun zaman önce kaymış ve kaydığı yerde yer yapmışsa fayda görmeyebilirler. Göbeği uzun zaman önce düşmüş olanlar uzman birilerinden yardım almaları gerekebilir. İkinci bir durum ise mide sarkması olabilir. Bütün yöntemleri denediniz ve çözüm olmadıysa mideniz sarkmış olabilir. Birazdan mide sarkması belirtileri ve çözümünden bahsedeceğiz. Oraya bakabilirsiniz. Göbek düşmesi nasıl anlaşılır? İlk önce yapacağınız şey sabah uyandığınızda hiçbir şey yiyip içmeden aç karnına düz bir zemine uzanın. Ayak parmak uçlarınızı ve topuklarınızı birleştirip ayaklarınız yerde kalacak şekilde dizlerinizi kendinize doğru çekin. Doğru pozisyona geldikten sonra derin bir nefes alıp yavaşça bırakın ve nefes almadan hareketsiz bir şekilde bekleyin. Sağ elinizin baş parmağını göbek deliğinize hafif bastırarak 10 saniye orada kalın. Eğer nabız veya kalp atışı şeklinde bir atış hissediyorsanız göbeğiniz yerindedir. Sorun mide sarkması olabilir. Eğer atmıyorsa, göbeğin sağında veya solunda atıyorsa göbeğiniz kaymış demektir ve hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Göbek düşmesi nasıl düzelir? 1 numara. Barfix yöntemi. Göbek düşmesini düzeltmek için uygulayacağınız birinci yöntem barfix yöntemi. Bu uygulama sabah aç karna yapılmalı. Öncelikle asılabileceğiniz bir yer temin edin kendinize. Ekranda gördüğünüz şekilde barfix yapar gibi asılarak tutunun ve 10 saniye bekleyin. 1 veya 2 defa kendinizi yukarı çekip bırakın ve tekrar kendinizi yukarı çekip sert bir şekilde yere bırakın. Aynı şekilde 2-3 tekrar yaparak uygulamayı sonlandırıp tekrar uzanarak göbeğinizin yerine gelip gelmediğini kontrol edin. Bu uygulama oldukça basit ve etkili bir yöntemdir. Bu uygulamadan sonra muhtemelen kayan göbeğiniz yerine gelmiş olacaktır. Göbeğiniz yerine gelmiş olsa da tekrar kaymaması için bu uygulamaya 2-3 gün devam edebilirsiniz. 2 numara. Masaj yapmak. Düz bir zemine uzanın ve göbeğinizin üzerine az miktarda zeytinyağı dökerek göbek çevrenize masaj yaparak hafif baskı uygulayın. Daha sonra erkekler 24 defa saat yönünde 12 defa ters yönde olacak şekilde, bayanlar ise 12 defa saat yönünde 12 defa da ters yönde masaj yaparak göbeğin yerine gelmesine yardımcı olmalıdır. Daha sonra ekranda gördüğünüz şekilde göbek bölgenize masaj yaparak göbeğin yerine gelmesi sağlanmalıdır. Son olarak göbeğinizi kontrol edin. Göbeğiniz yerine gelmiş ise 5-10 dakika olduğunuz yerde kıpırdamadan bekleyin.
Evde bulunan birinden yardım alarak sizi ellerinizden tutarak hafif bir şekilde kendine doğru çekerek yerden kalkmanıza yardımcı olsunlar. Bu uygulamaya da birkaç gün devam edebilirsiniz. 3 numara. Takla atmak. Hazır olduğunuzda başınızı yere koyarak yumuşak bir şekilde kendinizi ileri doğru iterek takla atıp oturur pozisyona gelebilirsiniz. Göbeğinizi kontrol ederek birkaç tekrarla uygulamayı sonlandırabilirsiniz. 4 numara. Örümcek yürüyüşü. Belinizi incitmeyecek şekilde duvara tutunarak geriye doğru inebildiğiniz kadar inin ve birkaç saniye bekleyin. Sağınızdan veya solunuzdan sert bir şekilde kendinizi ileri doğru itip ayağa kalkın. Kalkış esnasında göğüs bölgenizden hafif bir kütleme duyulacaktır. 5 numara. Bacak çekme. Bu uygulamada birinden yardım almanız daha etkili olacaktır. Düz bir zemine sırt üstü uzanın. Yardım aldığınız kişi sol ayağınızı bileğinden tutarak birkaç defa ileri geri yaparak bacağınızı hafif gevşettikten sonra hafif sert bir şekilde bacağınızı koparmadan kendine doğru çekerek göbeğinizin yerine gelmesine yardımcı olmalıdır. Uygulamadan sonra göbek deliğinizin yerine gelip gelmediğini kontrol edin. 6 numara. Su şişesi koymak. Su doldurduğunuz 2,5 litrelik pet şişeyi kapağı kapalı bir şekilde göbek deliğinize yerleştirin ve 5-10 dakika bu şekilde bekleyin. Göbek deliğinizin yerine geldiğinden emin olduktan sonra şişeyi kaldırın ve 5 dakika daha aynı pozisyonda bekleyip birinden yardım alarak yerinizden yavaşça kalkabilirsiniz. Mide sarkması nedir? Mide sarkması, aşırı yemek, yemek üstüne yemek yemek, mideyi tutan karın kaslarının zayıflamasıyla midenin bulunduğu yerden 12 parmak bağırsağının üzerinden aşağı doğru sarkmasıdır. Mide sarkması ve göbek düşmesi benzer belirtiler göstermekle beraber farklı yöntemlerle sonuç alınabilir. Mide sarkmasının en belirgin özelliklerinden biri sindirim sisteminin olağan bir şekilde yavaşlaması ve yediklerinizi hazmetmeden ufak parçalar halinde dışarı atmasıdır. Süreci takip eden şiddetli kabızlık, halsizlik, iştah kaybı, midede baskı, mide yanması, mide bulantısı, bağırsaklarda gaz oluşması, depresyon, kilo kaybı ve vitamin eksikliği olarak görülmektedir. Mide sarkmasına ne iyi gelir? Nar suyu. Her gün aç karnına bir su bardağının yarısı su, yarısı nar suyu veya 3'te 1'i su, 3'te 2'si nar suyu olacak şekilde hazırlanıp sabah ve akşam tüketilmelidir. Yaklaşık bir hafta buna devam edilir. İştah yerine geldiğinde ve hazımsızlık ortadan kalktığında mevsim meyve ve sebzeleriyle hafif beslenmeye başlanıp 2 gün sonra normal beslenmeye geçilebilir. Nar kabuğu çayı. Kaynamış bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı öğütülmüş nar kabuğu ilave edilir. 5 dakika demlendikten sonra ılık olarak sabah ve akşam aç karnına tüketilir. Buna da bir hafta devam edilir. Mide ve sindirim düzeldikten sonra önce hafif beslenmeye geçilir, daha sonra normal beslenmeye geçilebilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.